Kredi kartları istesek de istemesek de artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden, parçalarından biri. Türkiye'de 35 milyon banka müşterisinin 118 milyon kredi kartı var. Bu da ortalama kişi başına 3 kredi kartı düşüyor demek. Kart sahiplerinin ortak isyanı ise yıllık aidat bedelleri. Uzmanlar bankayla kart aidatı pazarlığı yapın diyor. Diğer yöntemlerse haberimizde. Neden her yıl aynı kartın aidatını ödüyorum? Aidat ayrı bir sorun. Herkes aidatlardan yana dertli. Oysa kredi kartı aidatlarına son vermek mümkün. Şikayet edip itiraz ettiğimde geri bana puan olarak yüklüyorlar. Bankalarla vatandaşlar karşı karşıya. Çünkü yıllık kredi kartı aidatı 1000 liraya kadar çıkabiliyor. Tüketiciler hiç vakit kaybetmeden aidatsız kredi kartını talep etmeli. Aidatlı kredi kartını aidatsız da değiştirebilir. Çünkü özellikleri de hemen hemen aynı. Kart aidatları ile ilgili bankalar tarafından herkese aynı yanıt verilmiyor. Çünkü sizin kart kullanım hacminiz de çok önemli. O yüzden de bankalarla sıkı pazarlık yapmakta fayda var. Bankalar bu aidatı talep edebilir. Bu yasal hakkı sizden gelen talebe istinaden aidatsız kredi kartı da sağlamak zorunda. Uzun süredir müşterisi olanlardan para almayan bankalar da var. Eğer bankayı ikna eder, anlaşma sağlarsanız ödediğiniz kredi kartı yıllık aidat ücretini büyük oranda kurtarabiliyorsunuz. Ancak önemli bir ayrıntı var. Bu bedel size Türk lirası olarak değil, puan olarak yansıyor. Biz itiraz ediyoruz, puan olarak geri dönüş yapıyorlar. O parayı ödemiyoruz yani. Üstelik aidatsız kredi kartına geçildiğinde herhangi bir limit düşüşü yaşanmıyor. Çünkü limit gelirle alakalı bir durum. Kredi kartı limiti gelirin 4 katı kadar olabiliyor. Sizden öğrendim. Bunu yapacağım ama. Mutlaka hakkımı arayacağım.